Evet, selamlar arkadaşlar. Ben Serhat. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dün gece rulo balyası yaptık Yonca'nın. O balyaları çekeceğiz hangarımıza doğru. Şöyle göstereyim. Dışarıda samanlar var. Samanları ikili ikili koyduk. Samanlar hafif nemli. Bu yüzden iskife vurmadık. Yanma yapabilir. O şekilde bıraktık. Şu an ikili ikili yaydık, yediriyorlar. Rulo balyalarımız da burada. İskife vuruldu. Dün gece yaptık. Yonca verimlerinden videomuzda söyleriz. Yaklaşık olarak 560 kilo eski yoncalarımda verime ulaştım. Balyalarımız bu şekilde. Rulo balyaları iskifliyoruz. Bakalım. Bezelye balyasını da şu tarafa doğru kayacağız. Şu an yem karma buraya söküldü. Yem karma 266'ta takılıydı. Buraya da bezelye balyalarını kayacağız. Şuradan başlayacağız. Bu tarafa da bezelye arkadaşına. Buraya duvar örülecek muhtemelen. Kare balyayla duvar öreceğiz. Şu balyayı burada durur. Ya da bunu alırız. Buraya o balyalardan getirir duvar örürüm. Arkasından yağmur nem gelmesin diye. Mibzeri de oradan kaldırmamız gerekiyor. Şimdi 64-55'e geçelim. Şu an boşta traktörümüz yok. Romoklara takacak. 64-55'e takacağız. Hem yükleyeceğiz hem romokları çekeceğiz. O şekilde olacak. Şöyle reise bir geçelim. Şöyle kameramızı başımıza alalım. Klimayı açmışlar. Şöyle koltuk aşağı biraz gerik. Kaldıralım. Ağzı buraya salsın. Ağzı buraya salmayacağız. Çünkü buraya balya kayacağız. Ağzı. Bize mani olmayacak. Yere salalım. Bizim şiş nerede ki? Şişe şöyle bakayım. Şiş orada. Tamam. Bu da bayağı boşluk yapmış ha. Atmış gibi. Bakalım şöyle bir. Bu da gevşemiş. Bunu da böyle kullanmışlar ha. Bari. Kaldıralım. Ne yapmış ya öyle? Ne yaptınız lan bunu? Ona bu tarafa doğru gitti. Hop. Bir tane. Duymadım da izin var. Ay. O geçer oraya. İnanıyorum ben ona. Evet arkadaşlar, yükümüzü bir parça yükledik. Şimdi romorkumuzu ileri alacağız. Şuradan devam edeceğiz. Balyalarımızı çekmeye başlıyoruz. Bakalım kaç dakikada çekeceğiz, kaç sefer atacağız. Kaç saatte kaç ton yonca çekeceğiz bakacağız. Yaklaşık olarak kaç balyamız vardı? Dün gece 60 tonu geçkin yonca bastım. Bir gecede bastık, 60 tonu geçkin yonca bastık bir gecede. Yaklaşık olarak 60 tonu rulo balyayla kaç saatte bastım? 4 saat falan bastım. 4-5 saatte 70 ton yoncayı bastı rulo balya. Tırmık olduğu için romorkumuzu şuraya doğru eğileceğiz. Tek romork, tek traktör olduğu için romorkları bir noktaya eğiliyorum. Oradan balyayı getiriyorum. Git gel yapmıyorum devamlı. İki traktör olsa tabii ki daha güzel olur ama traktörün bir tanesi şu an şeyde. Case'de balya makinesi takılı, sökmedim. 66'da patates çapası yapıyor şu an, ara çapası yapıyor. Şöyle biraz daha ileri varalım. Şuraya doğru eğleyelim. Eğleyelim. Şu kamerayı başıma alayım ben arkadaşlar. Kameranın başım üstünde yeri var. Daha doğru lan balyalar. Balyalar.
en kaliteli balya rulo balyadır arkadaşlar. Onu da şimdi size göstereyim. Size bir kalite göstereyim. İneyim. Rulo balyada piston mekanizması yoktur. Önceki videolarımda da anlattım arkadaşlar. Şöyle çekin. Bakın bütün yaprak balyanın içindedir. Buradaki bütün yaprak yoncanın içinde. Hiçbir dökme yapmaz. Komple içine sarar. Bir tane rulo balyayı açarsak göstereyim size. Balya dağıtırken yem karmada falan gösteririz. Komple yaprak bunun içindedir. Şurada da gözüküyor. Yapraklar hepsinin içinde. Dökme yapmaz. Şöyle göstereyim. Dökme bulamazsınız. Yer altında. Altı böyle. Bura balya yapılan yer. Tırman olduğu yer. Altı bu şekilde. Dökme yok. Yoktur kesinlikle. Tabii ki doğru nemi de beklemek gerekiyor dökmemesi için. Ve çekildi şuraya koyalım. Düşme lan. Şöyle buraya dedik. Şuradan balyaları getirip yükleyelim. Çiftçiye geri de yüklüyorum arkadaşlar. Yoncanın üzerinde patinaj etmesini hiç istemiyorum traktörün. Bazen teker kaçırdığı için patinaj etme durumu oluyor. Çiftçiye geri de eklemek en doğrusudur. Yoncanın köklerine zarar vermemesi lazım patinaj ederek. Arkadaki Roma 3-6 12 2 balya dağıttık. 14 balya atacağız. Şöyle balyayı tam oturtalım. Sonra şunu alalım. Olmadı. Onu şöyle gilleyeyim ben. Balya olmadı. Şöyle şuna geçelim. O balyayı çevirmek istedim aslında da. Bu balya yuvarlak olunca. Şöyle bir de zeki alalım. Bir yavaş geliyor. Şöyle düşelim. Gece saat kaçta başladım arkadaşlar, biraz balyayı anlatayım. Burayı bu gece yine devam edeceğim de gece ben video çekmedim kötü olduğu için sabahta uyuyordum. Sabahta balya babam devam etti. Ben uyuyordum. Gece geldim yattım. Sabah o yapmış. Çok nemin olduğu süre balya yapılmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim şöyle. Hangi saatler arasında onu da söyleyelim. Şu balyayı bir iyileştirelim. Çok nemde. Saat mesela sabah gece nem düşer arkadaşlar. Günü tutmaz da bazı günlerde saat 12'de, 1'de, 2'de bazen saat 4'te, 5'te düşüyor nem gece. Belli bir nem düşer. Ondan sonra sabaha karşı nem artar. Saat kaçta? 4.30, 5'e doğru. 5'ten sonra güneş açtıktan sonra saat 7.30-8'e kadar yoğun çiğ olur. O sıra zarfında balya yapılmaz. Balya beklenmesi gerekiyor. O saatlerde balya yapılırsa aşırı nemden dolayı balya yanar. O saatleri öncesinde de yapılırsa kuru basım olur. O da yonca sapını döker. Yonca balyası gerçekten uğraş isteyen bir iştir. Çoğu kişi ben görüyorum çok kuru yapıyor. Gerçekten kuruyu hiç bakmıyorlar bile aman. Hiç bakmıyorlar bile, basıp gittiklerine bakıyorlar. Biz kendi hayvanlarımıza da öyle, piyasaya yaptığım durumlarda da kesinlikle kontrol ederim. Bir aksilik şey olsun istemem. Yani buna
gözüne bakılıyor, uğraşılıyor, dökülmesin, edilmesin diye. Bunu kurtaç işi yaparsan olmaz. Yapraklarını hep döker. Ben bekliyorum doğru nemi. Doğru nemi yakaladığımız zaman yapıyoruz. Hafif nem düştükten sonra global ya da sıkıntı olmuyor. Yaprağa dökme yapmıyor. Hafif nem düştükten sonra yapılıyor. Sadece çok nemi sevmiyor rulobalya. Yani karebalya da öyle, rulobalya da öyle. Fazla nemi sevmez. Basınçları yüksek olduğu için küçük karebalyada çok sıkıntı olmuyor fazla nemde. Şu balyayı da ortaya koyalım bağlama şeklinde. Video çekeyim burada, çiftçiler klubu atayım. Mehmet kardeşimiz paylaşır galiba. Şuna gidersen. Şurada azlıkla geri gidelim. Şu balyayı alacaktım aslında da. Bu balya kötü denk geldi. Biraz da geri gidelim. Yanıtı alalım. Şimdi angara götürüp boşaltmasını yapacağız arkadaşlar. Angarda devam ederiz. Şöyle yükleyeyim. Böyle tek traktör olunca romorku bir noktaya salıyorum. Oradan yüklüyorum. O da biraz uğraştırıyor gördüğünüz gibi. Ama iki traktör olsa 5 dakikada yüklerim. 5 dakika bile sürmez. Alıp alıp koyuyoruz. Şimdi kaç tane atmışsın? 6, 12, 14, 20, 24, 25 balya atmışsın arkadaşlar. Yaklaşık olarak 7,5 ton. Tek seferde 7,5 ton yük atmışsın. Şöyle balyamızı koyalım şuraya. Evet arkadaşlar, angarımıza geldik. Boşaltma işlemini yapıyoruz. Gelirken de 3 tane de kepçenin ağzına taktık. O belayı tonaj hesaplarken onu söylemeyi unuttum. 3 tane de önüne getirdik. 3 tane balyayı yaklaşık olarak bir tanesi 300 kilo geliyor. 3 tane balyayı hiç ağırlıksız kaldırıyor. Arkada hiç ağırlık yok. Şu an şimdi yan tarafa yem karmayı oraya çıkarttıkları için 266 olmadığı için romorku buraya park ettik, eğledik. O yüzden boşaltırken şu an sıkıntı oluyor. Neden sıkıntı oluyor? Eğer şuraya doğru dursaydım şuradan hemen alır kordum. Ama yem karmayı çıkarttılar oraya. O yüzden alıp koyamıyoruz. Dönmemiz gerekiyor bu şekilde. Şöyle şu sıramızı da bitirdik. Yeni sıraya geçeceğiz şimdi. Yakın yanaştık. O yüzden çok ileri geri yapmamız gerekiyor. Alırken. Böyle bir dahakine. Üç tane bir takalım. Yani üç tane balya arkadaşlar. Şu an tek çekeri alacağım. Yani üç tane balyayla tek çekerde geliyor. Şu an önde 900 kilo yük var. Arkada hiç ağırlık yok. Cantlarda da birer tane var. Yani canta ağırlık da var denmez. Normalde 3 ağırlık falan olması gerekir. Cantlarda da birer ağırlık var. Önde de 900 kilo yük var. Şu an kaldırıyor, yük hiç hissetmiyor bile. Bu da MagSafe farkı arkadaşlar. Yine koyalım. Çok ileri geri yapıyoruz ya. Şuraya doğru dursaydık şuradan bir dakikada alıp korduk. Yem karmayı oraya çıkartıvermişler.
şimdi balyalarımızı çekelim. Muhtemelen bir sefer daha gidip atacağım arkadaşlar bir sefer daha. Normalde seferlerimiz yarım saatten kısa sürüyor. İki traktör olursa, tek traktör olursa bu şekilde uzun sürüyor. Biraz daha uzun sürüyor. Yüklerken de aynı şekilde. Romaklarda bir traktör olsa güzel olur da. Şimdi burada direkt direkt geliyor. Şatlı sesi de muhteşem arkadaşlar. Mustang'in şatlı sesi gerçekten güzel. Gece balya devam edeceğiz. Şimdi yoncalarda balya videosu çekmedim. Daha çekmedim yani. Belki akşam çekerim diyeceğim de gece videoları kötü oluyor. O yüzden çekmiyorum. Yani bezelyede çektik para balya videosu. Eğer sabaha kalırsa balya işi, sabah ben size video çekerim. Gece bezelyeye devam edeceğim. Bezelyeyi basıyoruz. Bezelye 3 gündür basıyorum. Bezelye sıkıntı arkadaşlar biraz. Nemden dolayı az nem düştü. Çok nem düştü mü sıkıntı oluyor hemen. Çok yaş oluyor. Az nem düştü mü kuru oluyor. Değişik bir bitki. Yani kuru ot bakımından basılırsa biraz uğraştırıyor. Ona yeşil basmak daha mantıklıydı aslında. Streçleyecekti onu. Bizim önceden 77 en yüklerdik arkadaşlar, o da vitezde olduğu için geri ileri çok debreje basardık. Ayağımı pert ederdi, perte çıkardık. Bayağı uğraştırırdı. Gerçekten kepçe konusunda kepçede şatırlı traktör olmuş artık gerçekten. Öbür traktörlerle hiç uğraşılmayacak. Şatırda elektronik olması lazım. Halatlı şatırsa yine uğraştırıyor. Elektronik olacak. Şurada hiç debreje basmadan yüklüyoruz. Sadece iskife yanaşırken, iskife alırken mesela şurada bir yarım debreje yapıyorum. Böyle yüke yanaşıyorum. Alıyorum şu balyayı. Kendime doğru çekiyorum. Şöyle şimdi geliyoruz. Bakın 3 balyayla dönüyoruz. Arka falan hiç kalkmıyor. Hani şu an önünde 900 kilo yük var. Ve arkada hiç ağırlık. Mustang'in 6 serisi arkadaşlar 5 serisinden çok farklı bir traktör. Neden farklı? Biz 54-55 de almayı düşünüyorduk. 54-55 de çok övüyorlar. Gerçekten güzel traktör. Ama bir şey değil yani. Bir 6 serisi gibi değil. Burada 54-55 ile 54-55 ile 64-55 ile kıyaslarsın arasında çok fark var. Neden çok fark var? Ana bu traktör stok halinde, orijinal halinde. Ağırlıkları tam bir şekilde. 5 ton 7, 5 ton 8 kilo gelebilen bir traktör şu. Kepçe yok haliyle, orijinal halinde. O şekilde 5 ton 7, 5 ton 8 kiloları geliyor bu traktör. Ama bir şey böyle değil yani. 54-55 bu şekilde gelemiyor. 54-55'ler galiba 4-7, 4-8 falan geliyor. Arada bir ton falan bir tonaj farkı var 54 serisiyle. Bu da Gobya'da fark ettiriyor yani. Gobya'da bize ağır traktör, kalıplı traktör, biz öyle bir traktör istiyorduk hani kalıplı olsun. Hani beygir küçük olsa bile arkadaşlar kalıp olduğu zaman büyük işlere koşabiliyorsunuz. Mesela Gobya'da ileriki vakitte bir Gobya'yı büyütmek ihtimali olsa 64-60'a Gobya'yı takabilirsin. O büyük Gobya'da olsa yine takarsın. Ha ne olur traktör 6 tona yakın bir tonajı var. Vitezi yavaş gider. Kalıp olduğu için traktör gider. Ama kalıp da büyük olduğu için yakı da fazla yaktırıyor. Traktörün kalıbını büyük olması. Ama ben kalıbını büyük olmasını daha çok tercih ederim. Bu da segmentine göre fazla yaktırıyor. Yakının büyük kalıbının büyük olması. Son balyamızı da alalım. Gelin bir sefer daha atalım. Direksiyonda hidrolik pompasında biraz sorun var galiba. Şöyle rolantiye doğru düştüğü zaman traktör kepçesi dönmüyor. Direksiyon dönmüyor. Yavaş zor dönüyor biraz. Şu iskifleri bir sıkılaştıralım.
Tamam. Burası da biter. Gidelim. Tekrardan yüklemeye başlayalım. Başlayayım. Top dedik. Ay, kamuş o. Sese bak.